Üniversitemizde geçen hafta meydana gelen ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Celalettin Özdemir'in vefatıyla sonuçlanan elim olay, üniversitemizde derin ve tarifi mümkün olmayan bir üzüntüye neden olmuştur. Son günlerde yerel ve ulusal medyada geniş yer bulan, kişisel ve münferit sayılabilecek bu talihsiz olayın Selçuk Üniversitesi kurumsal kimliğinden bağımsız olarak değerlendirmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz. Yaklaşık 74 bin öğrencisi ve 6 bine yakın çalışanı bulunan 40 yıllık kurumsal geçmişe sahip Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasında yer alan Selçuk Üniversitesi, bu elim olay nedeniyle medyada ve kamuoyunda hiç hak etmediği şekilde gündeme gelmiştir. Şunu kabul etmek gerekir ki bu elbette haber değeri taşıyan önemli bir olaydır. Ancak bu durum bugüne kadar çok sayıda devlet adamı, girişimci ve her alanda başarılı bireyler yetiştiren üniversitemiz hakkında yanlış kanaat uyandırılmasını gerektirmemelidir. Şu husus özellikle bilinmeli ki Selçuk Üniversitesi Senato üyeleri olarak bizler görev yaptığımız üniversitemizde gurur duyuyoruz. Bu olay hakkında idari olarak bilgi sahibi olunduğu andan itibaren disiplin soruşturması başlatılmıştır ve devam etmektedir. İkinci olarak bu olayın içerisinde yer alan 3 kişiden birisi zaten rahmetli oldu. Diğeri emeklilik dilekçesini verip emekli olmuştu. Üçüncüsüyle ilgili olarak da biz şirkette görüştük. İşine son verildi. Bunun dışında yine belirtmek isterim ki bu işin içerisinde bulunan zanlı kişi, şu anda hapiste bulunan eski öğretim üyemiz, eşi fakültemizin dekanıydı, mühendislik fakültemizin dekanıydı. Sonrasında bugün de medyada yer aldı, kendisinin istifasını istediğime dair ve bazı spekülasyonlar yapıldı. Bununla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Her şeyden önce kendisini vekili ziyaret ettiğinde, konuştuğumuzda kanaatimi sorduğunda ben kendisine pazartesi gününe kadar zaten raporluydu. Pazartesiden itibaren yani bugünden itibaren görevine devam etmesinin zor olduğunu düşündüğümü söyledim. Hem kendisi açısından, kendi psikolojisi açısından hem de fakültesi açısından. Bu iletildi kendisine. Daha sonra hafta sonunda tekrar görüşmeye giderlerken tekrar benimle görüştüklerinde rahatlatmasını ben hem kendisini hem de fakülteyi rahatlatmasını söyledim. Ve sonrasında da bugün yapılan görüşmeler sonrasında dekanın istifasını istedi rektör şeklinde medyaya yansıdı ve o sırada da zaten dekan hanım o anki haliyle istifa dilekçesini göndermişti. Bu yüzden burada işte hanım olmasıyla vesaireyle ilişkilendirildi. Dekan olarak atanmasını YÖK'e teklif eden de benim. Ayrıca başka bazı spekülasyonlar da yapılıyor ama üniversite kavramı içerisinde atama rektörün teklifiyle YÖK tarafından yapılır. Sonrasında da istifa kişinin kendi kararıdır. Hanımefendinin kendi özgür iradesiyle aldığı bir karar olmuştur. Ve ben de dahil olmak üzere hiç kimse kendisine herhangi bir zorlama kesinlikle yapmamıştır. Böyle bir şey de zaten söz konusu Selçuk Üniversitesi'nde hiçbir zaman için olmaz.